Hoş geldiniz. Bugün bir hisseden bahsedeceğim. Hissenin ismini hemen söylemeyeceğim. Çünkü videonun başında isim söyleyince hemen videonun devamını izlemeden hemen hissenin ismini alıp hemen işlem yapmaya çalışan insanlar oluyor. Ama bunun yerine biraz firmadan bahsedelim. Firmayı tanımaya çalışalım. Sonra hisseyi bence değerlendirelim. Şimdi hissenin özelliği tabii birçoğu tanıdı tabii. Hemen grafiği görünce birçok insan tahmin etti hangi hisse olduğunu. Ama olsun, tahmin etmeyenler için biraz anlatayım. Şimdi hissenin özellikleri bakıyoruz ki 12 TL'den 4,5'a gördüm, 4,5'u görmüş, 12 TL'den 4,80'lere düşmüş olması. Şu anki fiyatı 4,96. Fibonacci desteklerinde çektiğimizde, bakın şu dipten şu tepeye çektiğimizde 0,618 seviyesi, çok 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 önemli bir destek seviyesine artık geldiğini görüyoruz. 4,83 bu dip ama şu anki fiyatı 4,96. Ya aslında tam böyle dibin dibinde diyebileceğim bir hisse değil. Hani tam dipten almak istiyorum diyenler 4,85'e alarm kurabilir. 4,85'e gelirse bildirim gelsin diye dipten almak istiyorum. Çünkü baktığımızda dip noktasından biraz kafayı kaldırmış gibi. Dün %2 yükselmiş. Dolayısıyla 4,85'e tekrardan küçük bir geri çekilme, %2'lik bir düşüş yaşanabilir birkaç gün içerisinde. Ama 4,85, 4,80 buralara tutunabildiği sürece, burayı dip yapabildiği sürece, ki olabilir, ikili dip olabilir, bir çarpma, iki çarpma, artık burayı dip yapıp kalkma potansiyeli mevcut. Zaten 0,618 çok 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 önemli bir destek seviyesi. Hisse 12 liradan buralara düşmüş. Artık birkaç tavanlık, 3-5 tavanlık, birkaç tavan, 3-5 tavanlık tepkiler görebiliriz. Ucuz kaldığını düşünüyorum. Temel analiz olarak da şimdi ona bakmaya çalışacağım. Güzel hikayeler de var. Bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi baktığımızda PDD'si 2,72. Öz sermaye karlılığı kaç? %40. Yani çok ucuz gözüküyor. 2,72 PDD çok ucuz bu hisse. Çünkü hikayeler de var bu hissede. Gerçekten çok 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 ucuz bulduğum bir hisse. Halka açık piyasa değeri 145 milyoncuk. Küçük bir tahta. Lotu az. Ucuz buluyorum. Hikayeler nedir? 1. Boya akrileme fabrikası açacak yeni. Zaten iki tane iş kolu mevcut değil mi? Bir polietilen köpük, bir de tekstil fabrikası, bir de şimdi boya ve akrileme fabrikası geliyor. Bir bakalım, bir bakalım o fabrika açılsın, çalışsın. O da kar etsin, karlılığı arttırsın. Görelim bakalım hisse nerelere gelecek. Hemen acele etmeyin ya. Yani. Biraz zaman, zamanla firmalar zamanla büyüyor. Hemen bir günde firma büyüyemez yani. Zamanla firma büyüyecek yavaş yavaş. İkinci hikaye 60 milyonluk sipariş alması. Bunu da kapa yollamıştı. Bakıyoruz firmanın öz kaynakları 69 milyon. Aldığı sipariş ne kadar? 60 milyonluk. Dolayısıyla artık siz hesaplayın hikayeleri. Bu hissede hikayeler var. PDD'si 2,72 olması da bu hisse için çok ucuz. Şimdi tabii eleştiriler de geliyor bu hisseye. Hissenin ismi Megap. Artık söylemiş olayım. Halka açıklık oranı %79. Halka açıklık çok değil mi? Şimdi bir kere halka açıklık çok olsa ne olur, çok olmasa ne olur? Firma kar ediyorsa, büyüyorsa, firma kar ediyorsa karlar kime geliyor? Halka açıklık %1 de olsa, halka açıklık %99 da olsa firmanın ettiği karlar kime gidiyor? Hadi düşünelim bakalım. O zaman halka açıklık, ya tamam hani halka açıklık %30 olsa, %20 olsa evet daha iyiydi. Hani uzun vadeli yatırım için daha cazipti ama halka açıklık %80 diye hisse çöp olmaz yani. Bunu söylemiş olayım. Ki halka açıklığı çok yüksek başka hisseler de var. Mesela Sarkuysa'nın halka açıklığına bakalım. Halka açıklığı %83. Merap'tan daha yüksek halka açıklığı var ona bakarsan ama. Ne kadar büyüyen bir firma değil mi? Dolayısıyla demek ki neymiş? Halka açıklığı yüksek firmaların hisseleri de kar edebiliyormuş. Halka açıklığı yüksek firmalar da kar edebiliyormuş. Logoya bakalım. Mesela bakın logonda halka açıklığı %65. Bu da %50'den fazla. Demek ki halka açıklık bir yere kadar. Şimdi ben de borsada hissesi olan bir patron olsam benim firmamın da halka açıklığı yüksek olabilir. Çünkü halka açıklık %1 de olsa, halka açıklık %99 da olsa para kime geliyor? Para kime geliyor? Halka açıklığı açarım %99 halka açık. %1 bende olsun, imtiyazlı payları da bir alırım. Tamam, keyfime bakarım. Ya bu halka açıklık biraz hikaye. Halka açıklık %1 de olsa %49 da olsa aynı şey aslında. Ya halka açıklık %50'yi geçerse evet hani biraz işler değişebiliyor ama sonuçta imtiyazlı payı alırsam hiçbir şey olmaz.
sırtın yere gelmez yani. İmtiyaz çünkü ayrıcalıklısın. %1 sende ama imtiyazlı olursa ayrıcalıklı oluyorsun. İşte böyle değişik şeyler olabiliyor borsada. Bir firma niye halka açıklık yüksek olur? Şimdi firma halka açıklığı arttırdıkça ne geliyor? Para geliyor. Peki o paralarla ne yaptı? Asıl soru bu. Merak ne yaptı? Gelen paralarla yeni fabrika yapacak. Boya ve apreleme fabrikası. O parayı nereden gelecek para? Tamam firma kâr ediyor ama firma daha hızlı büyümek istiyor. Firma daha hızlı büyümek isteyince ne oluyor? Para yetmiyor haliyle. O zaman ne yapıyor? Halka açıklık artıyor. Gelen parayı firmanın içine aktarıyor. Zaten ne yaptı? Tahsisli sermaye aktarım. Bu ne demek? SPK da bunu onay verdi. Bu ne demek? Tamam, hisse satabilirsin ama hisse satışından gelen parayı firmanın içine koyacaksın. İşte bu. Zaten firmada lot satışından gelen paralarla fabrika, yeni boya ve apreleme fabrikası yapım sürecini hızlandırıyor. Orada kullanacak parayı. O yüzden bence sorun olmaması lazım. Evet işte sert patron satışı gelince hisse biraz geri plana çekildi. Bu doğru. Peki hisse niye dipte kaldı? Bunu da söyleyeyim. Halka arzlar yüzünden. Yani halka arzlar olmasa bu hisseyi gelirdi bir spek kaldırırdı. Bu hisse buralarda olmazdı. Halka arzlar yüzünden oldu. Ya bu SPK'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmek lazım. Bu kadar halka arzlara onay verip piyasaya bu kadar zarar verdiği için. Neden? Çünkü millet, tahtacılar hisseleri satıyor, gidiyor halka arzlara katılıyor. Bu sefer ne oluyor? Hisse başına düşen para azalıyor ve hisselerden para çıkışı oluyor. Hisseler de düşüyor. Sen almazsan, ben almazsam bu hisseler nasıl yükselecek? O yüzden ama işte bu hissenin belli bir ederi var. 2PDD bu hisse için ucuz. 2.72 PDD bu hisse için ucuz. Bu hissenin ederi en az 10 TL. Şu an baktığımda temel analiz olarak değerlendirdiğimde projelerini, hissenin PDD'sini, FK öz sermaye karlılığında baktığımda bu hissenin ederi en az 10 TL. Lotu az. Bu hisse buralarda kalmayacağını düşünüyorum açıkçası. Yine diğer destek noktalarını da söylemiş olayım. 3.45'te bir destek mevcut. 2.92'de başka bir destek mevcut. Ama kolay kolay düşeceğini düşünmüyorum. Buralara kadar düşmesini bile hayretle karşılıyorum. Ucuz bulduğum bir hisse. Firma böyle büyümeye çalışmaya devam ettikçe, firma böyle kar etmeye devam ettikçe bu hisseyi tutanlar orta ve uzun vadede zarar etmeyecektir. Kısa vadede de bir tepki yükselişi bekliyorum çünkü 12 liradan geldi buralara. Birkaç tavanlık bir tepki yükselişi veyahut da hani birileri götürmek isterse 3-5 tavanlık tepki yükselişi de gelebilir. Çünkü bu potansiyel var bu hissede. Dip noktası 4.83 destek. Şu anki fiyatı 4.95. Durumlar bu şekilde. Merak ucuz buluyorum. Bekleyeni mağdur etmeyeceğini düşünüyorum. İzlediğiniz için sağ olun.